Sayın Mahriz, şunu sormak istiyorum. Özellikle bölgeden son gelişmeleri izleyicilerimize, bizlere aktarır mısınız? Hem hastanedeki yaralıların durumu hem de bugün Refah sınır kapısının açılacağına dair dün biz haberlerimizde duyurmuştuk. Aynı zamanda gün içerisinde de farklı farklı haberler geldi. Bize hangi bilgileri aktaracaksınız Gazze'den? Şimdi gece ortasında kapkaranlık, ışıksız, susuz, elektriksiz, internetsiz, havarisiz, sadece bombaların sesleri, gökyüzü uçaklarla dolu, her taraf çevremizde bombalarla dolu, ambulans sesleri sadece duyuyorsun, sen de ölümü bekliyorsun. Yani korku korku halinde. Bu sabah gelecek mi gelmeyecek mi, o korku endişeliyle böyle bekliyoruz. Hiçbir yere sığınacağımız yer yok. Hiçbir güvenli bir yer yok. Gerçekten vahim bir durum altındayız. Korkunç bir durum altındayız. Tüm mahalleye dediler çıkın dediler. İkindi de çıktık. Yollarda iki saatte kaldık. Nereye gideceğimize şaşırıp kaldık. Gideceğimiz de yer yok. Benim işim İstanbul'da. Ailem Batı Şeria'da. Ben Batı Şeria'lıyım. Gazze'de maalesef oturuyorum. Ama ne yapacağım? Çaresiz bir hale kaldık. Tekrar eve döndük. Ve şimdi tüm apartmanda sadece iki aileye kaldık. Ve korka korka gözlerime kapatmıyorum. Çünkü bir anda vize atılacak diye. Ölümü bekliyoruz ve öyle bir durumdayız. Ve tüm gazeteler aynı durumdalar. Hep uçaklar tüm gece, tüm gündüz öyle ama gece daha korkunçtur. Karanlık gerçekten çok korkunç bir yerdir. Ne hastane güvenli, ne cami, ne kilise, ne okul, hiçbir yer güvenli bir yer yok. Bu akşam Tel Hava'da orada 5 okulu boşaltmasını istediler ve Kudüs Hastanesi'ne boşaltmasını istediler. Durum vahim bir hal. Yani gerçekten her taraf sallanıyor, her taraf saldırı altında. Duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum. Duydunuz çok mu? Net duyuyoruz. Evet, bomba sesleri yani bir taraftan. Yani gerçekten evet, çevrede böyle biz tüm gece gündüz bu koşullar altındayız. Gerçekten kalp krizinden gideceğiz. Eğer bu zeden gitmeyeceksek kalp krizinden gideceğiz. Eğer salgınlardan gitmeyeceksek kalp krizinden gideceğiz. Gerçekten nereye gideceğiz bilmiyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Gerçekten bu vahim bir hayattır. Bu bir savaş değildir. Bu bir terörist savaşı. Bu gerçekten bu sivil halka karşı bir savaştır. Ben daha önce 5 savaş burada yaşadım maalesef ama bunun saldırılar gibi hayatta hiç yaşamamıştım. Tüm sint olarak, site olarak birden yok ediyorlar. Yüzlerce daireler gidiyor bir andan. Binlerce kişi evsiz, çaresiz böyle yollarda, okullarda, hastanelerde böyle gidiyor. Şimdi bizim Şifa Hastanesi'nde 40 bin kişi oraya sığınmışlar. Düşünebiliyor musun? Hastalardan hariç. Evet. Yani bir adım atamazsın orada. İmkanlar yok, su yok. Tüm hatta tıbbi malzemeler bitmek üzere. Kan çok ihtiyacımız var. Ulu turbalara çok ihtiyacımız var. Her şey ihtiyacımız var. En basit adi insan ihtiyaçları bile var, istiyoruz. Gerçekten hiçbir yere gideceğim bir yere yok. Böyle çaresiz böyle duruyorsun. Tüm gece boyunca, gündüz boyunca. Hani gündüz biraz daha kolay çünkü aydınlık var. Sen görürsün duman nerede indiğine ya da ne olduğuna. Biraz da kendine tatmin oluyorsun. Benden azıcık uzak ama gece sen kapkaranlıkta böyle oturup dikliyorsun. Hiçbir şey görmüyorsun. Bencerele de yaklaşamıyorsun. Böyle inkarandık köşede bir salonda oturup böyle kendi kadarına bekliyorsun, ölümünü bekliyorsun. Her gece biz 14 günden beri bu haldeyiz. Evet. Peki,
Doktor Fadia Mahlis, özellikle yaralıların durumu ile ilgili gerçi az önce kısmen bahsettiniz ama bir genel değerlendirme yapmanız mümkün mü acaba? Şimdi bizim yaralı sayısı 14 günü aşmış, kayıp sayısı 1200'ü aşmış ve şehit sayısı 4000'i aşmış ve şunu %70'i çocuk, çoluk, kadın ve yaşlı adamlar. Bunların, bu ölülerin ve yaralıların, diğerleri masum adamların, hepsi sivil halk. Bugüne kadar hiç sivil halktan hariç kimse olmamış. Biz gerçekten cehennem altındayız. Gerçekten durumumuz vahim bir durumdayız. Çaresiziz. İmkaniyat yok. Gerçekten biz büyük bir ölümhaneye döneceğiz. Evet. Peki Doktor Fadia Mahlis, şunu da sormak istiyorum. Şu anda tüm Türkiye sizi izliyor ulusal kanal aracılığıyla. Buradan gerek Türk halkına gerekse dünya ülkelerinin yine liderlerine bir çağrınız var mıdır? Eminim ki söyleyeceğiniz birçok şey var ama neler söylemek istersiniz? Özellikle ulusal kanal aracılığıyla, yayınımız aracılığıyla. Ne olursunuz, ne olursunuz bizi seyretmeyin. Refah kapısını açın, refah kapısını açmadınız. Her gün yarın açacağız, yardımlar sokacağız, yalan. Kimse, hepsi Mısır'da duruyor, refah kapısı açılmamışsınız. Ne olursunuz, yalvarıyoruz, bu savaşı durdurun. Ateşkes deyin, artık bu savaş bitirin, biz mahvolduk. Evet. Bunu söyleyeyim. Evet, bunları söylüyorsunuz. Peki Doktor Fadia Mahlis, başka aktaracağınız notlar var mı? Yoksa çok fazla vaktinizi almak istemiyorum açıkçası. Yani ve onlara diyorum, siz Avrupa dünyası ve tüm dünya hep demokrasiye söylüyor. Hep hayvan hakları söylüyor, insan hakları söylüyor. Bizim hakkımız nerede? Bu masum küçücük ülkede kendi toprağımızı savunan hakkımız nerede? İnsani hakkımız istiyoruz. Biz hayvan değiliz. Hayvan bile onlara merhamete bakarlar. Bize merhametle bakın. Ve bu savaşı durdunuz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Doktor Fadia Mahlis, yayınımıza katıldığınız için. Bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Evet, Şifa Hastanesi doktoru, Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi doktoru Doktor Fadia Mahlis canlı yayında, ulusal kanalda gece hattı yayınında yaşadıklarını anlattı, yaşananları anlattı sayın seyirciler ve kendisini bu yayında